Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi Sarı Prensesim Begonville'i açtım videomu. Arkadaşlar sesimin kusuruna bakmayın. Çok ağır bir şekilde grip oldum. Ve birkaç gündür çekiyordum. Bugün video paylaşamadım aslında. Daha doğrusu dün paylaşamadım. Çektiğim videoyu ertesi gün paylaşıyorum. Şöyle bir balkonumun son halini size göstereyim dedim. Begonvillerim üçüncü çiçeğini açıyorlar arkadaşlar. Harika güzel şöyle çiçeklerini bizlere sundular. Şöyle yukarıya doğru gidiyor daha benim prensesim. Evet, aslında dikenler tacımı size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bir de şöyle yeni diktiğim kalonşolarımı gösteriyorum. Şu anda durumları iyi çok şükür. Evet, daha önce ilk defa bizi bu videoda izleyen arkadaşlarımız varsa daha önce kalonşolarım kurumuştu arkadaşlar. Tekrar diktim. Kurudu ama tekrar diktim. Bakalım inşallah güzel olacak. Geriye dönük videolarımı izlerseniz o kadar güzel kalonşo balkonuydu ki burası. Takipçilerim biliyor. Düzenli takipçilerim. Bu arada abonelikler tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olursunuz. Evet, şöyle bir yandan yeni diktiğim kalonşoları gösterirken bir yandan da şöyle dikenler tacını göstermek istiyorum size. Bunlar yeni aldığım dikenler tacı. Köklerini tuttular. Gayet de güzel. Üzerlerinde çiçek vardı ben aldığımda ama bunlar ikinci çiçekleri. Bana geldikten sonra açtılar. Evet, hemen şuradaki şu güzelliği göstereyim size. Eforbia milli özel türlerden arkadaşlar. Hemen şurada tekrar bir daha göstereyim. Bu da yeşil olan. Buradaki de çiçek arkadaşlar. Yaprak gibi gördüğünüze bakmayın. Evet. Şimdi tam kalonşo çiçeklerini açma mevsimi. Benim burada kalonşo manginimde tomurcuk çiçek açtı ama ilaçlanması gerekiyor. Burada yaprak biti gördüm. Şimdi şu anda video anında gördüm. Ve aldığım kalonşolar yani kuzenimden aldım. Komşum verdi. Çiçeklerde, kalonşolarda hastalık vardı. Dedim ki ben bunları ilaçlarım nasıl olsa. Evet, gördüğünüz gibi hastalıklı oldukları zaten belli. Üst yaprakları böyle fazla gelişmemiş, top top olmuş. Tomurcuk vermeye elverişli değil arkadaşlar. Evet, hepsi ilaçlanacak. Bitki koruyucu maloton ilaç kullanıyorum ben. Evet, bu da ejder meyvem. Adana'dan kuzenimden getirdim. Kırmızı olanlarmış. İnşallah tutar. Evet, hemen şuradaki kalonşo mangini de yine Adana'dan getirdim. Buradakini de Adana'dan getirdim. Evet, frezyalar, arpa çiçekleri. Biz arpa çiçeği derdik eskiden. Frezyalar şu anda keyfi yerinde. İnşallah açtıkları zaman da o güzelliklerini göreceğiz. Harika güzel. Misler gibi kokusunu etrafa saçacaklar. Evet, şurada yeni diktiğim kalonşom. Burada gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar hemen az sonra da zaten göstereceğim buradaki dikenler tacımın tepe kısmıydı. Rüzgardan dolayı düştü ve kırıldı. Diktim. Üzerindeki o yaprakları aldım ki gücünü tamamen köküne versin diye. Daha çabuk köklensin. O yaprakları besleyene kadar kökünü güçlendirir arkadaşlar. Siz de öyle yapabilirsiniz. Ya bir ya iki ya da hiç yaprak koymasanız da o tutar. Evet, buradaki yeni diktiğim kalonşolar yine. Burada yeni diktiğim kalonşo. Evet, sinirli ot arkadaşlar. Yakın zamanda videosunu paylaşacağım dedim ama bir türlü kısmet olmadı. Ve ben bunun arkasında kurt buldum. Az önce sulamalarını yaptım. Gördüğünüz gibi delik delik etmiş. Bunlar sardunyaların da düşmanı oluyor. Erken saatte ya da geç saatte çıkarsak kurtçukları üzerinde görebiliriz. Bunun için de yine bitki koruyucu maloton ilaç kullanacağım ben. Çünkü kalon şeylerin, sardunyaların yaprakların düşmanı arkadaşlar o kurt. Tıpkı bir çubuk halinde olur. Çok zor gözükür. Küçükleri yeşil oluyor ama şeyleri de şöyle göstereyim. Tıpkı buna benzer. Böyle çubuk gibi sarı, kurumuş çubuk gibi gözükür büyükleri.
Evet. Burada tohum kapsülü yapmış arkadaşlar. Daha önce de tohum yaptı. Onlara hem ekeceğim hem de inşallah buradaki tohum kapsülü size göstereyim demiştim. Hemen şurada da damat bohçası, diğer ismiyle leş kaktüsü çiçeğini açtı. Hemen şurada daha önce ektiğim, videosunu da çektiğim rozet çiçeğinin fideleri var. Hemen bu saksının orta kısmı boştu. Kalonşa diktim. Buradaki sardunyanın tohumundan çıkardığım, tohumdan büyüyen sardunya. Hemen şurada yine bir dikenler tacım var. Bu da çok güzel. Bunu ben aslında beyaz ya da sarı diyerekten aldım. Açık renk diyerekten aldım. Yaprak yapısına baktım. Üzerinde çiçeği yoktu. Çok uygun almıştım. O zamanlar sadece şuradaki bir dal kadardı. 25 TL'ydi arkadaşlar. O fiyat almıştım. Şu kalan şeyin, sardunyanın güzelliğine bakar mısınız? Evet, bu biraz daha koyu ve buradaki de biraz daha açık nar çiçeği renginde sardunyalarım. Evet, yine kuzenimden getirdim. Ben vermiştim daha önce kuzenime. O turuncu etrafı çerçeveli olan özel tür kalonşu arkadaşlar. Böyle saksısıyla vermiştim ona. O da bana tekrardan böyle fidelenmiş. Şansımdan böyle saksısında varmış. Senden gelen saksı tekrar sana gidiyor. Canım dedi. Sağ olsun, teşekkür ederim. Verdiğim kalonşolardan ondan tekrardan getirdim. Evet, buradaki dikenler tacı. O minilerden arkadaşlar. Eski türlerden. Ay, bu arada nefesim daralıyor. Şöyle yine de size video çekeyim istedim. Güneş de yokken tam da dedim şey, video ortamı. Size video çekmek istedim. Fazla da uzak kalmak istemedim sizden. Evet, halam dikmiş. Benim için sağ olsun, gönlü güzel halacığım benim. Daha önce de balkonumun videosunu çekmiştim, Nazilli halam. Dikmiş ve hemen de burada sanki tutmuş arkadaşlar. Böyle burada fidesi var minnacık. İnşallah tutar. Evet, şurada yere inelim. Aşağıda şöyle. Evet, burada yeni diktiğim kalonşolarım var yine. Gördüğünüz gibi hepsi hastalanmış. Üzerleri top top ve unlu bit olmuş, yaprak bit olmuş arkadaşlar. Bunları benim ilaçlamam lazım. İlaçlamazsak tamamen öz suyunu o böcekler akarlar, yer ve çiçeğimizi kurutur ve hatta diğerlerine de bulaşır. Bütün bitkilerin düşmanı unlu bit ve yaprak biti. Evet, hemen burada yine ejder meyvem var benim. Orta kısmında frezye olduğu için kıyamadım sökmeye. Ejder meyvesine 2 tane top saksısıyla dikmedim de tane tane diktim. İnşallah burada büyüyecek, daha güzel olacak. Ve saksıya nane diktim arkadaşlar. Hemen buradan kopart ve çayını yap. Evet, hemen şuradaki güzelliğe gelmeden önce şuradakini göstereyim. Yaz kış üzerinden hiç çiçek eksik olmayan dikenler tacımız sürekli çiçek veriyor. Boyuna çok gidiyor arkadaşlar. Aslında boyuna gitmesini de istemiyorum ben bu kadar. Daha böyle etrafına gitse, çatal çatal olsa daha güzel olur ama eğer öyle olmasını istiyorsak kıyacağız. Buradan alt taraftan kesip alt yapraklarını alıp birkaç gün peçete üzerinde kopardığımız yer suyunu çeksin, sütünü çeksin. Sütlü bir bitki çünkü. Ondan sonra dikimini yaparız. Ve kısa sürede de etrafından çatallar, yavrular vermeye başlar. Evet, buradaki prensesimiz gibi. Benim bu da aynı buradaki kızım gibi direkt yukarıya doğru gidiyordu. Ama ben üretmek istiyordum. Kıyamıyordum. Alt dalları vardı bunun. Alt dallardan kesip üretmek istiyordum. Ama kıyamıyordum. Yine de kesecektim yani, bir iki saksı, iki saksı olsun istiyordum. Neyse, rüzgar kıydı tepe kısmını koparttı ve tepe kısmından hemen böyle çatallar çıkarttı ve hemen de tomurcuk verdi çünkü tam da bu mevsimi çok seviyor. Eforbiye milliler. Evet, biraz daha çiçekleri iri oluyor. Biraz daha yaprakları ve çiçekleri, gövdesi daha kalın oluyor. Yaprakları daha iri oluyor. Ve böyle de bol bol da sürekli çiçeğini açıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim.
Evet. Bunu ben Afyon'dan getirmiştim. Şerif ablam canım benim. Buradan izliyorsan eğer, o da görümcesinden almış. Biz hepsine para verirsek biz bu kadar çiçeğe para yetiremeyiz arkadaşlar. Hani bazı arkadaşlarımız Gülhanım ondan bana gönderir misiniz diyorlar. Ben ondan istiyorum diyorlar. Ya kargo yapmıyorum arkadaşlar. Daha önce yapıyordum. Türkiye'nin her tarafına kargom vardır. Mutlaka takipçilerimden de vardır benden çiçek alanlar. Varsa da yorumlar kısmına yazarsa sevinirim. Depremden sonra çok sorun oldu. Kargo ücretleri yükseldi. Ben iki dolmuşla gelip gitmeye başladım. Tek dolmuşla gittiğim yere iki dolmuşla gidip iki dolmuşla gelmeye başladım. O yüzden daha fazla maliyetli oldu. Yani aldığım çiçek parası, fazla da pahalıya satmıyordum ama aldığım çiçek parası yarıdan fazlası yol parasına gidiyordu. Zahmetime değmedi, emeğime değmedi. Birkaç kargonda yerine ulaşmayınca biraz yorgunluk geldi üstüme, sanki bir bıkkınlık geldi arkadaşlar. Yol parası ve kargo parasında işin cabası oldu. Çünkü depremden sonra çok zor oldu her şeye ulaşım. Mesela kargo, ben bir şey sipariş versem buraya evimizin yanına kargo gelmiyor. Gidip çarşıdan, merkezden almamız gerekiyor. Baya bir işimiz zorlaştı. Depremden sonra oldu bunlar. Evet, böyle arkadaşlar, kargo yapmıyorum maalesef ki. Keşke yapabilsem, hem sizde olmayan çiçeklerden hem de bende olmayan çiçeklerden ben de sizden alırdım. Evet. Bunların bakımlarını ben daha önce size anlattım. Ama yine şöyle anlatayım. Euphorbia milliler, milli çiçeği, dikenler tacı. Güneşi seviyor arkadaşlar. Güneş olursa böyle bol bol çiçeğini açıyor. Benim bu balkonum da tamamen güneş alan bir yer. Evet. O yüzden millilerim bu balkonu çok sevdiler. Kalonşolarım kuruduktan sonra çok üzüldüm. Dedim en azından bir de kalonşolar kış çiçeği. Yaz kış balkonumda renk verecek bir tür aradım. Sardunyalar ve dikenler tacı en uygunu bence. Siz de eğer yetiştirmek isterseniz sardunya ve dikenler tacı balkonunuza dikip oradan güzel güzel bu çiçekleri balkonunuzu renklendirebilirsiniz. Hem de çok vefakar, hem de çok dayanıklı bir çiçek türleri bunlar. Evet, susuzluğa dayanıklı bir bitki. Güneşi çok seviyor. Sıcağa dayanıklı bir bitki. Eğer ev ortamında bakacak olursanız tabii güneş alan pencerenize koymanızı tavsiye ederim. Çeliğinde dediğim gibi birkaç gün peçete üzerinde o sütünün kurumasını sağlayın. Ondan sonra dikimini yapın. Nemli toprakta ya da kuru toprakta birkaç gün bekletin. Ondan sonra sulamasını yapın. Sert toprak yapısını seviyor. Ben normalde çam toprağı ve bahçe toprağı karıştırılmış toprak yapısına dikiyorum. Bahçe toprağını birazcık fazla katıyorum arkadaşlar. Evet, siz de çiçekçinizden aldığınız Fevruya millileri hemen değiştirmeyin saksını. Birkaç gün bekleyin, ondan sonra değiştirin. Yani evinize alışsın, siz bu ortamınıza alışsın. En azından bir hafta ya da bir 10 gün, 15 gün beklesin arkadaşlar. Bir ay bile bekleyebilir. Sizin ortamınıza alışsın, ondan sonra saksı değişimi yapın. Evet. Bu dikenlerin olmasının sebebi de su tutuyor arkadaşlar. O yüzden susuzluğa dayanıklı bir bitki. Yukarıya tırmanıcı bir bitki. Bu kadar. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Evet, şuradan hemen nane toplayacağım ve nane çayı, kekik ve ıhlamur çayı yapacağım kendime. Ve burada ısırgan da var gördüğünüz gibi. Isırgandan da kopartacağım. Buradaki mutfaklarımızda, her hanımın bulunduğu mutfaklarda şey olur, bir yağ çöz fısfısı olur mutlaka. Az sonra da zaten malotun ilacı, yani bitki koruyucu ilacı da yapmam gerekiyor çiçeklere. Çünkü unlu bit olmuş kalonşolarımız. Evet, unlu bit düşmanı çiçeklerin. Bu güzellikleri ben hani çok seviyorum. Çiçek sevdası olan takipçilerim, canlarım benim.
Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize Allah razı olsun. Gönlü güzel bacılarım, gönlü güzel kardeşlerim. Ara ara böyle video çekmeye çalışacağım. Keşke gönül istiyor ki her gün paylaşayım. Bir ara her gün paylaşıyordum. Bu aralar biraz rahatsız olunca biraz seyrettim. Kusura bakmayın. Sizin evinize konuk olmak benim için çok güzel bir duygu. Sizlerden güzel yorum almak. Ve bu arada like'larımızı unutmazsak çok sevinirim. Abone olmayan takipçilerim daha çok izliyor. Yani abone olunca acaba bizden bir şey mi gidiyor diye düşünen olabilir. Ama asla arkadaşlar, sizden bir şey gitmiyor. Sadece bize destek olmuş oluyoruz. Abone olan arkadaşlarımız daha az izliyor. Abone olmadan izleyen takipçilerim daha fazla. Yani en azından emeğe saygı gösterirsek, gördünüz hasta hasta böyle çıktım balkona. Size video çekeyim istedim. Bu güzellikleri de zaten gördüm. Dedim birkaç günden beri çekmek istiyordum. Bu sabah da hem balkonumu yıkadım hem de birkaç çiçeklerim vardı. Kalonşolarım alıp getirdiğim. Biraz poşette birkaç gün bekledi. Onlara dikimini yaptım. Bayağı bir balkonda uğraştım bugün. Biraz da çok yoruldum. Dedim şu videoyu çekeyim, ondan sonra dinlenmeye geçeyim dedim. Evet arkadaşlar, Instagram hesabım ve TikTok hesabımdan da takip edebilirsiniz. TikTok hesabım gülayh55, Instagram hesabım ve YouTube hesabım Gülay Hanım'ın Çiçekli Dünyası, Facebook hesabım da Gülay Hanım'ın Çiçekleri arkadaşlar. Sadece isim sığmadığı için öyle ekledim. Evet, böyle benim balkonumdan şimdilik bu kadar. Bir başka videomda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Evet, yorumlar kısmına da bir çiçek, böcek emoji de eklersek çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.